Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Haftanın ilk gününü geride bıraktık ve şu an saatlerimiz pazartesi akşamı 21.50'yi göstermekte. Oldukça yoğun bir gündemle bu haftaya başlayacaktık ve nitekim haftanın ilk günü olması, ilk saatlerinden itibaren gelecek olan büyüme verileri, Merkez Bankası'nın acaba beklenti anketlerindeki tahminlerinin ne olabileceği ve enflasyona dair beklentilerinin ne olabileceği şeklindeki soru işaretleri ve bunun dışında yurt dışı gündemindeki Brexit olayından tutun da G20 zirvesiyle birbirleriyle flört yapmaya başlayan Çin ve Amerika devletleri ve bunların artık ergen kavgalarına dönüşen birbirleriyle uyumsuzlukları, anlaşmazlıkları, bütün bu faktörlere bağlı olarak Dow Jones endeksindeki veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer tüm endekslerindeki olumsuz seyri fiyatlayan future'ların görünümü haftaya başlangıcımızda önemli faktörler konumundaydı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketinin açıklandığına ve bu beklenti anketinin açıklanmasıyla birlikte doların 5.30'daki pivot seviyesinin aşağısına da inerek 5.27-20'lere doğru bir geri çekilme yaşadığına tanık olduk. Yani haftaya başlarkenki açıklamalarımızda, yorumlarımda 5.30 seviyesinin kritik bir nokta olduğunu, kapanışın ise yine 5.30 seviyelerinden gerçekleştiğini, bu nedenle geçtiğimiz haftanın kapanışının bu hafta için net bir yön tayini yapmadığını, nötr bir kapanış yaptığını ifade etmiştim. 5.30 üzerinde kalındıkça yönün 5.45'e kadar, 5.46'ya kadar, 5.30 aşağısında kalıcı bir görünüm oluşursa 5.14'e kadar bir geri çekilme olasılığının bu hafta için mümkün olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim Merkez Bankası'nın verileri açıklandıktan sonra gerek büyüme verisi gerekse beklenti anketi sonuçları verisi açıklandıktan sonra dolarda bir süre 5.30 aşağısında bir seyir gözlendi. Ancak o saatlerde özellikle Twitter üzerinden aktarmış olduğum kısa mesajlarımda euro dolar paritesinin hareketli olduğunu ve 1.14 üzerine çıkılması durumunda paritenin de daha doğrusu 1.14 üzerine çıkılması durumunda doların TL bazında aleyhine bir gelişme olabileceğini, ancak 1.14'ün üzerinde kalıcı olunamaması durumunda, yani dünya piyasalarında doların değer kazanması durumunda ise bizim piyasamızda da dolarda bir güçlenme yaşanabileceği sonucuna işaret etmiştim. Nitekim 1.14.43'lere kadar, 1.14.50'ye kadar yükselen euro dolar paritesi çok sert bir şekilde aşağı inmekle, yani doların değer kaybetmesiyle birlikte dünya piyasasında bizde de dolar TL karşısında değer kaybına maruz kaldı ve buna bağlı olarak da dolar TL karşısında değer artışına maruz kaldı ve buna bağlı olarak da 5.33'ler, 5.34'ler zorlanmaya ve akşam saatlerinde ise 5.35-48 noktası görülmüş bulundu. Şu anda dolar 5.33 civarlarında seyretmekte. Bu civarlarda zannediyorum kapanışını da bu seviyelerde gerçekleştirecek gibi görünüyor bu akşamki kapanışına. Sevgili arkadaşlar, önemli bir durum söz konusu. Merkez Bankası'nın anketinden çıkan sonuç, büyümenin son çeyrek itibariyle bir ivme kaybettiğini ve enflasyon beklentisinin ise yıl sonu itibariyle %21.28 olarak revize edildiğini, daha doğrusu düşük bir seviye olarak revize edildiği sonucuna vardık. Aralık ayından sonra Ocak ayı ve Şubat ayında da enflasyon verilerinin düşük gelebileceği şeklinde bir beklenti oluştu. Merkez Bankası bu beklenti anketini reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcının görüşlerini elde etmek üzere yapmakta. Yani bu Merkez Bankası'nın kendi şahsi görüşü değil, tamamıyla bu belirtmiş olduğum sektörlerden oluşan 69 katılımcının bu ankete katılımları sonrasında ortaya çıkan bir sonuç ve bu sonuçta arkadaşlar, bu tabloda ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi büyümenin artık küçülme evresine girdiğini, geçtiğimiz yıl olduğu kadar bir büyümenin olmayacağı, ekonomi ve büyüme oranları daraltılmak kaydıyla enflasyonla bir mücadele anlayışının ve sıkı para politikasının uygulanacağı şeklinde bir sonuç ortaya çıkmış durumda. Yıl sonu için büyüme hedefi 3 seviyesi olarak öngörülüyorken 2019 itibariyle de büyüme seviyesinin %1,5 olacağına yönelik bir beklenti çıktı. Esas sizlerin merak ettiği konu şu olacaktır tahmin ediyorum. Dolar için beklentileri nedir?
Evet, bu anket sonucunda dolara yönelik olarak çıkan beklenti, dolar TL'nin yıl sonu itibariyle 5.43-5.72 seviyesinde olacağı, bu civarlarda olacağı tahmin ediliyormuş. 5.44 diyelim biz buna. Geçtiğimiz ay yapılan bu beklenti anketinde ise dolar TL'nin için yıl sonu beklentileri 5.64 seviyesindeymiş. Arkadaşlar, bu Türkiye'de yapılan Merkez Bankası öncülüğünde yapılan bir ankettir. Ancak dönelim bir de yabancı kuruluşlar veya yabancı kökenli birimlerin bu konudaki tahminleri neymiş? Bir de bunu hatırlamaya çalışalım isterseniz. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch diye bir kuruluş var biliyorsunuz. Bu cuma günü de Türkiye'nin görünümüyle ilgili olarak bir rapor yayınlayacak. Bu rapor da bizim için önemli olmakla birlikte. Fitch zannediyorum kısa bir süre öncesinde 2019'da 2019 yılı için Türkiye'nin büyüme hedefinin, daha doğrusu büyüme oranının %1,2'ye kadar gerileyeceğini ifade etmişti. Merkez Bankası %1,5 şeklinde bir anket sonucu açıkladı. Fitch %1,2 ile çok çok daha bir daralmanın olabileceğini ifade ediyor ve 2020 yılı sonuna kadar ise enflasyonda tek haneli rakamların görülemeyeceği şeklinde bir rapor yayınlamış. Yine Hollanda Amrobank isimli bir bankaları mevcut. Bu banka Avrupa'da itibar gören bir bankadır. Ekonominin küçüleceğine bu da işaret etmiş ve bir tahminde bulunmuş. Demiş ki 2019 yılında veya yılı sonuna kadar dolar 8,2, euro ise 9,4 seviyesine kadar bir yükseliş eğilimi gösterecektir diye bir tahmin yürütmüş. Bankacılık sektörünün ise 2019 yılını çok zor bir şekilde geçirebileceğini ifade etmiş. Yine bütün dünya piyasalarının kahin sıfatıyla anılan bir ekonomi uzmanı var ki bunun ismi Rubini. Bu şahıs ise özellikle 24 Haziran seçimleri öncesinde doların 3,30-3,40'lar olduğu zamanlarda seçimlere kadar 1-2 ay içerisinde dolar TL 5 olacak demişti. Bu insan kahin sıfatıyla adlandırılıyor. Birçok krizleri öncesinden tahmin edebildiği gerekçesiyle ve seçimlerden sonraki seçimlere doğru 5 seviyesine yaklaşmıştık ve seçimlerden sonra kademeli olarak dolar TL'nin 10 TL'ye kadar yükselebileceğine dair bir kehanette bulunmuştu. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bunlar benim şahsi düşünce ve görüşlerim değil. Yurt içindeki tahminler ve yurt dışındaki tahminleri sizlere karma olarak sundum. Değerlendirmesi tamamıyla sizlere kalmış durumdadır. Şimdi değerli arkadaşlar, enflasyon verimiz düşük geldi ve enflasyon verisinin düşük gelmesinde en önemli etken, bildiğiniz gibi, petrol fiyatlarındaki önemli bir düşüş eğilimiydi. ÖTV ve KDV vergilerindeki düşüşler ve özel sektörün, sektör ve özel kesim harcamalarının çok 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 düşmüş olması münasebetiyle oldukça düşük gelen bir enflasyon verisi ardından Merkez Bankası faiz artırır mı artırmaz mı sorusu gündeme düştü. Ve bu sorunun gündeme gelmesiyle birlikte biz geçtiğimiz hafta doların 5.14 seviyesinden, yani şu bölgelerden bir hareketlilik yaşamak üzere 5.46 seviyesine kadar bir atak yaptığına şahit olduk. Ve bu atak sonrasında hemen hemen tüm analistler veya birçok analist diyeyim, herkesi aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacaktır. Birçok analistler ve tabii ki küçük yatırımcı şu beklentiye kavuştu. Şu beklentiye ulaştı. Evet, dolarda artık yükseliş trendi başlamıştır. Bu yükseliş trendi başladıysa dolar etkili yükselişlerini, etkili hareketlerine bundan sonra devam eden şeklinde bir düşünce oluştu. Bir yandan dolar borcu olan veyahut da farklı farklı düşüncelerle doların düşmesini veya dolara yatırım yapmak isteyen insanların dolar düşse de alsam şeklindeki düşünceleri hakimken, bir diğer yandan da belki de çok ciddi bir grup olarak da 6 seviyesinin 6,5'lar civarından dolar almış olan yatırımcının şu anda çektiği acı ve zararlara bağlı olarak da onlar da haklı olarak doların bir an önce yükselmesini istiyorlar. Bunlar şahsi düşüncelerdir tabii ki. Herkesin beklentisi farklı. Ama burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Dolardaki ufak tefek kıpırdanmaların veya şu an görmüş olduğumuz küçük dalgalanmaların hemen dolar için bir yükseliş trendi başlamıştır şeklinde yorumlanmasını ben doğru bulmuyorum. Evet, doların önümüzdeki süreç için yönü yukarıdır.
Makro veriler, fundamental veriler, işte anketler, efendim yurt dışı uzmanlarının tahminleri, görüşleri, önümüzdeki bir seçim sürecinin olması, ekonominin içinde bulunduğu koşullar, mevcut dış borçlarımızın çok ama çok büyük olması vesaire vesaire. Birçok faktörleri dikkate aldığımız zaman dolar için varacağımız, dolar TL için varacağımız tek sonuç doların yükseliş eğilimini devam ettireceği yönünde. Bu yükseliş eğilimi 3 günde 7'ye 8'e gidecek şeklinde değil ama dolar için veya ekonomi kurmaylarının çok net bir jargonu vardır, bir ifadesi vardır. Dolar gördüğü yeri unutmaz diye. Yani dolar 7'li seviyeleri gördüyse burayı bir kısa bir zaman içerisinde veya belli bir zaman dilimi içerisinde yeniden hatırlayacaktır anlamına gelen bir söylemdir. Şimdi değerli arkadaşlar, dolara yönelik olarak bu beklentilerin varlığıyla birlikte şu an için doların önünde çok önemli bir engel bulunuyor. İki tane teknik engelimiz var. Birinci nokta arkadaşlar, 5.46 seviyelerinde oluşan bir direnç ve genel olarak psikolojik bir seviye olarak yorumlayabileceğimiz 5.50 seviyesi. Bu bir teknik seviye olarak karşımızda bulunuyor. Bunun dışında arkadaşlar, bu hafta için doları çok ama çok ilgilendiren bir diğer mevzu, Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Özellikle ve özellikle petrol fiyatı, çok özür dilerim, enflasyon verilerinin düşük gelmesinden sonra ve özellikle Sayın Bakan Albayrak'ın da faizler kısa süre içerisinde düşürülecektir veyahut da düşecektir şeklindeki faizlerin aleyhine yapmış olduğu açıklamalar genel olarak bir beklenti yarattı. Bu beklenti nedir? Eğer faizler indirilir ise faizi kendisine hedef seçmiş olan mevduat artık orada bir avantaj olmadığını anlamak suretiyle dolara yönelir mi şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu tablo eğer Merkez Bankası bir faiz indirimi yapar ise, Perşembe günü yapılacak olan toplantıda bir faiz indirimi kararı çıkar ise bu durumda dolar için olumsuz bir durum olur veya doların yükselişi yönünde bir sebep olarak algılanabilir. Nitekim enflasyon verisinin açıklandığı geçtiğimiz hafta pazartesi günü 5.14'ten 5.46'ya kadar yaşanan hızlı atakta bunun bir göstergesi olmalı. Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Ben şahsi görüşüm itibariyle şu içinde bulunduğumuz konjonktürde bir sıkı duruşun sergilendiği bir ortamda iyi kötü ekonomi sistemin veyahut da döviz piyasalarının kontrol altına alınmış olduğu şu ortamda bindiği dalı kesmek anlamına gelir bana göre faiz indirimi yapması. Bu faiz indirimini belki ileriki aylarda yapabilir, bilemem ama sadece ve sadece az önce belirttiğim petrol fiyatları, ÖTV, KDV indirimi vesaire vesaire gibi faktörlere bağlı olarak gelen aylar sonra gelen düşük enflasyon verisine bir tek veriye bakarak faiz indirimi kararı verilmesi tamamıyla popülist ve siyasi bir karar olur diye düşünüyorum. Böyle bir kararı kesinlikle beklemiyorum. Böyle bir kararı beklemediğim için de piyasa beklentilerinin dışında, yani doların yükselmesine sebep olacak bir Merkez Bankası kararı çıkmaması sebebiyle dövizde Perşembe, Cuma günü bir aşağı eğilim söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Bu aşağı eğilim tabii ki yurt dışı piyasalarının durumu çok önemli. Sadece iç piyasalarla döviz şekillenmiyor, dolar TL rakamları belirlenmiyor. Yurt dışının da çok önemli faktörü var. Bugün akşam üzeri sizlere özellikle ara yorumlarda, Twitter üzerindeki ara yorumlarda belirtmiş olduğum gibi paritenin bir anda doların aleyhine 1.1450'lere doğru sıçraması durumunda bizde de dolarda bir atak olduğunu, 5.30 aşağısından kurtulup 5.34-35'lere doğru bir hızlı bir atağın yaşandığını görmüş bulunuyoruz. Yurt dışı koşullarını stabil kabul edecek olur isek Merkez Bankası'nın piyasada oluşan bu beklentiye olumsuz yanıt vermesi, herhangi bir faiz değişikliği yapmaması durumunda bir geri çekilme olasılığı olabilir. Bu geri çekilme olasılığı nereye kadar devam edebilir arkadaşlar? Bu haftalık pivot seviyemiz 5.29.96, yani 5.30 ve birinci desteğimiz 5.14, pivot desteğimizin 5.14 olması ve 5.20 seviyesinde de bir ara desteğimizin olması nedeniyle 5.20'ye doğru bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir. Böyle bir olasılık hala mevcuttur. 5.30 direncini net olarak kırdık.
5.30 artık kesin bir destektir ifadesini kullanmamız mümkün değil. Nitekim geçtiğimiz haftada 5.30 üzerinde bir seyir hakimdi. Artık bu desteğin kesin olarak kırıldığı gözüyle bakılıyordu. Ama bugün önemli bir süre 5.30'un aşağısında kalındı. 5.27'lere kadar bir geri çekilme yaşandı. Eğer euro dolar paritesindeki bu tablo bu şekilde söz konusu olmayaydı, bu durumda yani parite 1.15'lere doğru bir hareketlilik kazanmış olsaydı dolar TL'nin bugün 5.24-5.25'lere kadar geri çekilmesi mümkün olabilirdi. Bunu izleyebilirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, dolar TL için bu haftanın yönünün 5.30 seviyesinin aşağısı veya üzerinde kalması durumuna bağlı olarak belirleneceğini, 5.30'un aşağısında 5.15'e, 5.30'un üzerinde ise 5.46'ya doğru bir hareketliliğin mümkün olabileceğini ifade ettik. Perşembe günü itibariyle gelecek olan Merkez Bankası kararına bağlı olarak da dolarda o haberin etkisiyle bir 5.30 aşağısında 5.25 ile 5.20 aralığına doğru bir geri çekilme ihtimalini ben şahsi düşüncem ve görüşüm olarak olası görmekteyim. Ama resme büyük pencereden bakacak olursak, yani haftalık bazda teknik göstergeler ne diyor? Hani bu teknik göstergelerimiz biliyorsunuz fiyat hareketlerini biraz daha öncesinden tespit edebilen, bizlere sinyal verebilen göstergelerdi. Bunlara baktığımız zaman ise her ne kadar yön hala aşağı, net bir al sinyali, net bir yukarı çıkış sinyali oluşmamış olsa dahi yine de aşağı gidişatta, aşağı eğilimde, doların değer kaybı eğiliminde bir zayıflama, bir isteksizliğin oluşmaya başladığını görmekteyiz. Mesela arkadaşlar, MACD göstergemiz bu konuda orta vadeli bir göstergedir. Hızlı sinyal veren bir gösterge değildir. Ancak bu dahi aşağı doğru eğilimini biraz yumuşatmaya başlamış görünüyor. Ancak biz daha hızlı sinyaller üreten güç göstergeleri bazında bakabileceğimiz birkaç göstergeye bakalım isterseniz. Benim bir kendi özel göstergem var biliyorsunuz, Haluk göstergesi. Bu gösterge arkadaşlar gördüğünüz gibi grafiğimiz haftalık grafiktir. Yönünü net bir şekilde yukarıya çevirmiş durumda. Nereden itibaren yukarıya çevirmiş durumda arkadaşlar? Şurada baktığımız zaman 5.33 seviyesini geçtiğimiz birkaç hafta önce gördüğümüz zamanlarda 5.33 seviyesinin üzerinde kalındığı zaman dolar TL'nin olumlu bir seyir içerisinde olabileceğine dair bir sinyal üretmiş. Ve şurada arkadaşlar size enteresan bir şey göstereceğim. Bakınız şu göstergede şu bölge daha önce de dönüş yaptığı bir bölge ve şu anda da aynı bölgeden dönüş yapmış. Geçtiğimiz tarihlerde bu bölgeden dönüş yapıldığı zaman ne olmuş arkadaşlar? Bakınız o tarihlerde dolar TL'nin 3.42 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve bu gösterge bu 3.42 seviyesinden yukarıya doğru dönmekle biliyorsunuz önce 3.42'den önce 5 seviyesine doğru bir atak yaşandı. Tekrardan bir güç kaybı şu bölgelere doğru oluştu ve yeniden oluşan güç kazanımıyla şu bölgelere kadar bir yükseliş oldu. Tabii ki şu anki bu gösterge bu seviyeden bir dönüş yaptı diye bu gücünü 7'lere 8'lere kadar devam ettirecektir anlamı çıkarılamaz. Ama buradan çıkarılacak anlam şudur. Bu gösterge diyor ki dolar önemli bir dip noktasından dönüş yapmıştır ve dolar için daha aşağı seviyelerin beklenmesi ihtimali gittikçe azalmış ve bu teknik tabloya göre ise bu kritik dip noktasından başlayan yukarı eğilim kademeli bir şekilde devam edebilir sinyalini üretmekte. Bir başka göstergeye bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu benim kendi özel göstergemdi. Kendi tanımlamış olduğum bir gösterge. Bunun haricinde talep konsantrasyon göstergemiz var arkadaşlar. Bu göstergede sıfır referans çizgisinin üzerinde aşağısından dönüş yaptığı zamanlarda, sıfır çizgisinin aşağısından dönüş yaptığı zamanlarda bir yukarı eğilimi güçlü olarak destekleyebiliyordu. Nitekim şu an benzer bir durum var ama çok da böyle kararlı bir yukarı eğilim gibi değil. Biraz böyle yatay açıyla nazlı bir yükselişin olabileceğini ifade etmekte. Nitekim şu bölgede bakınız sıfır bölgesinin aşağısından başlayan dönüş hızlı bir şekilde yukarı eğilimi gündeme getirmiş. Şimdi değerli arkadaşlar bu açıklamalarım lütfen doğru ve sağlıklı anlaşılsın. Orta uzun vade yani önümüzdeki birkaç haftalık süreci 3-5 haftalık süreci dikkate alarak en azından yıl sonu ve yıl sonundan sonraki tabloyu dikkate almak kaydıyla bu süreç içerisinde artık kademeli olarak dolarda bir yükseliş eğiliminin olabileceğini grafikler veyahut da çizelgeler de bir şekilde ifade etmekte. Yalnız
Burada özellikle üstünde durmam gereken bir husus var arkadaşlar. Dolar TL için eğilim yukarıdır veyahut da teknik göstergeler yukarı eğilimi destekliyor vesaire şeklinde bir ifade kullanıldığı zaman küçük yatırımcı derhal hemen dolar alma girişiminde bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, bu içinde bulunduğumuz günlerde de net bir şekilde gördüğünüz ve de tanık olduğunuz üzere bir bakıyorsunuz 5.38'lere fırlamış, arkasından 5.27'lere geri çekilmiş ve o anda pişmanlık duyuyorsunuz. Niçin gidip de 5.30'lardan dolar aldım? Bak işte 5.25-26'lardan da alınabilirdi gibi kararsızlıklar yaşamaktasınız. Bugünler itibariyle söylüyorum. Özellikle yurt dışındaki haber akışının yoğun olduğu ve Perşembe günü her ne kadar şahsım adına bir faiz değişikliği beklemiyorsam da gelecek olan önemli bir Merkez Bankası kararı mevcut ise bu durumda dolarda ufak tefek inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir. Bu durumda dolarda dip noktayı yakalamak diye bir kavram olamaz veya herhangi bir enstrümanda dip noktayı bulayım, en düşükten alayım gibi bir beklentiniz varsa bu beklentinizde maalesef başarılı olma şansınız çok yüksektir. Siz şuraya da gelsin alayım derken bir anda o fırsatı kaçırmış olabilirsiniz. Yükseliş başlar. Yükseldiği zaman da 2 saat önce şu fiyattan almadım, şimdi niye bu fiyattan alayım gibi bir düşünceyle bir bakarsınız ki fırsat ciddi bir şekilde kaçmış. Kendinize bir alım, eğer almayı düşünüyorsanız, kendinize bir alım aralığı belirlemelisiniz. Ben atıyorum işte 5.25'te 5.20 aralığında veya 5.30'da 5.20 aralığında alım yapacağım diyerekten piyasayı 2 saatte bir bakınız, 3 saatte bir bakınız, bir şekilde izleyiniz ve her 3 kuruşluk, 4 kuruşluk aşağı eğilim oluştuğunda bir miktar bir miktar alım yaparak maliyetinizi düşürmeye ve dip seviyeye yaklaştırmaya çalışınız. Buradaki en önemli yatırım tekniği veyahut da mantığı bu şekilde yapılabilecek olan bir alım işlemidir. Eğer almayı düşünüyorsanız ve eğer doların yükseleceğine kanaat getiriyorsanız tabii ki. Bu bir yatırım tavsiyesi veya başka bir şey hiçbir şekilde değildir. Sadece yapılabilmesi makul görülen bir tablodur. Şimdi değerli arkadaşlar, bu haftalık görüntümüzün bu şekilde ifade ettik. 5.30 seviyemizin pivot seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini, üzerinde ve aşağısındaki kalma durumumuza göre ya 5.15-5.14 seviyeleri veya 5.46 seviyesine doğru bir hareketlilik, 5.46'nın açılması durumunda ise 5.61-5.62 seviyesinin gündeme gelebileceğini tek pivot verileri itibariyle hesaplanmış durumda. Arkadaşlar şu anda dolar TL 5.33 seviyesinden geçiyor. Yarın için dolar ne olabilir sorusuna bir yanıt vermeye çalışalım isterseniz. Dolar TL'nin gece geç saatleri itibariyle dünya piyasalarındaki değerinin de 5.33 seviyesi olarak kapanacağını, yani bugünün forex piyasaları adına 5.33 üzerinden kapanacağını, pardon 5.33 seviyesinden veya bu civarlardan kapanacağını dikkate alacak olursak, yarın için pivot seviyemiz 5.32.17 veya biz yuvarlak 5.32 diyelim. 5.32'nin üzerinde kalınıp ise 5.37-5.38'e, hatırlayınız 5.38 seviyesinde geçen hafta epey bir o bölgede oyalanmıştık. Bunun aşılması durumunda 5.40, sonrasında ise 5.45-5.46, zaten 5.46 seviyesinde bir haftalık direncimizin olduğunu ve bunun mutlaka önemsenmesi gerektiğini ifade etmiştim. Aksi senaryoda, yani dolar 5.32'nin aşağısına inerse, artık 5.30 desteğini biliyoruz. Zira 5.30 desteğimiz aynı zamanda bizim haftalık pivot seviyemizde. Bu seviyenin aşağısının inilmesi durumunda 5.29 seviyesini görüyorum. Onun ötesinde ise 5.29-5.28 seviyesindeki desteğin kırılması durumunda ise yarın 5.24 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığı teknik olarak söz konusu imiş. Şu an ki göstergeler itibariyle de arkadaşlar, günlük gösterge itibariyle de yukarı yönlü bir eğilimin daha olası olduğunu görmüş bulunmaktayız. Buradan hemen bir günlük Haluk göstergesine bakalım. Evet, bu da kritik bir nokta olan 50 seviyesini aşma şeklinde bir çaba içerisine girmiş durumda. Ancak birinci aşamasında 5.35'e yaklaşırken geri dönüş yaşadığı için burada başarılı olamamış. Demek ki 5.35 üzerine çıkabilecek bir görüntü sergileyebilirse bu eğrimizde 60 seviyelerine doğru hızlanabilecek bir tablo çiziyor. Arkadaşlar, göstergeler itibariyle de tabloyu bu şekilde ifade ettikten sonra bir de Merkez Bankası. Bu arada bir şey ifade etmek istiyorum. Çok fazla soru geliyor bu konuda. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın BIOB işlemlerini biliyorsunuz, sizlere sürekli olarak açıklıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor şeklinde.
Merkez Bankası bugün hiçbir vadede işlem yapmadı. Yani ne aralık vadede, şu anda görmekte olduğunuz aralık vadenin kontratları ama bu kontratlar tüm kümülatif pozisyonu göstermekte, bugünün işlemlerini göstermemekte. Bugün Merkez Bankası aralık kontratlarında, Ocak 2019 kontratlarında ve Şubat 2019 kontratlarında kesinlikle herhangi bir işlem yapmamıştır. Geçtiğimiz haftaki işlemleri ve daha öncesinden açmış olduğu işlemlerini muhafaza etmektedir. Aralık kontratları itibariyle 639.519 kontrat elinde short pozisyon bulunuyor. Ocak ayı kontratları itibariyle elinde 56.200 kontrat bulunuyor. Ocak ayı kontratları henüz 3 Aralık tarihinde işlem görmeye başlamıştı. Ve arkadaşlar Şubat ayı kontratları itibariyle ise elinde 116.074 adet short pozisyon bulunmakta. Çok fazla sorulan bir soru. Merkez Bankası bu pozisyonları hangi parayla, yani ne miktardaki bir para büyüklüğüyle gerçekleştirmekte? Bu konu Forex'te çok fazla karıştırılıyor. Arkadaşlar genellikle bir kontratı 1000 lot gibi değerlendiriyor veya 1000 dolar gibi değerlendiriyor bazı arkadaşlarımız. Böyle bir şey söz konusu değil. VIOP yani vadeli opsiyon piyasasında şu an için 1 dolar kontratının fiyatı 410 TL'dir. Bunun terminolojideki adı başlangıç teminatı diye geçer. Başlangıç teminatı yani sizlerin bir kontrat işlem yapabilmeniz için dolar TL bazında konuşuyorum. Bir kontratlık bir pozisyon açabilmeniz için minimum 410 TL paranızın olması lazım. Buradaki rakamları 116'yı veya 600 bin küsur kontratı 410 TL ile çarptığınız zaman ortaya çıkan sonuç bu amaçla kullanılan parayı ifade edecektir. VIOP işlemlerinde asla dolar yatırılmaz ve dolar da alınmaz. Yani TL olarak bu teminatları yatırırsanız dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu anda 116 bin çarpı 410 TL olarak hesaplanacak işte 40 milyon TL civarındaki bir rakam. Bunu işte dolara çevirdiğiniz zaman yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir rakam söz konusu olduğunu düşünelim. Pardon 10 milyon dolar civarında bir rakam olduğunu düşünelim. Bu rakam TL olarak burada mevcut. Yani Merkez Bankası burada pozisyon açarken TL koyuyor ve pozisyonlarını kapattığı zaman da yine TL alıyor. Dolar koyup da tekrardan fiziki anlamda dolar almak gibi bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar bu konuda dolar TL ile ilgili olarak söyleyebileceklerim zannediyorum bundan ibaret. Yarın eğer çok önemli bir değişiklik söz konusu olur ise yeniden bir analiz yapmaya çalışırım. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Başarılar, bol kazançlar, hoşça kalın efendim.